Hindistan Kilisesi koronavirüs salgını döneminde yaklaşık 11 milyon kişiye ulaşarak yardım etti. Hristiyan Episkoposlar Konferansı'nın yayınladığı raporda Hindistan'daki Hristiyanların büyük cömertlikte bulunduğu ifade edildi. Koronavirüs salgını döneminde Hindistan Kilisesi yoksul ve savunmasız olan en az 11 milyon kişiye ulaşarak yardım etti. Hristiyan Episkoposlar Konferansı raporunda Caritas Hindistan tarafından yayınlanan verilere atıfta bulunarak Hindistan'daki Hristiyanların büyük cömertlikte bulunduğu ifade edildi. Episkoposlar Konferansı Başkanı Kardinal Oswald Gradias, Caritas Hindistan Başkanı Başepiskopos Sebastian Kalpura, Bölgesel Episkopos Konseyleri Başkanları ve Hindistan'ın farklı yerlerinden Sosyal Kalkınma Formu Direktörleri tarafından katılım gerçekleşti. Toplantıda salgından en çok etkilenen 18 eyaletteki göçmenlerin %95,2'sinin işlerini ve geçim kaynaklarını kaybettiği belirtildi. Hindistan Episkoposlar Konferansı'nda Göçmenler Komisyonu Genel Sekreteri Jason Vedisiri, göçmenler ve yoksul işçiler Hindistan'da koronavirüs nedeniyle alınan karantina önlemlerinde en çok acı çeken kişiler olduğu açıklamasında bulundu. Binlerce yardıma muhtaç kişi için kilise cemaatleri, kiliseler ve Hristiyan topluluklarıyla bağlantılı olan sivil toplum kuruluşları harekete geçti. Bombay Başepiskoposluğuna bağlı 124 kilise cemaatinin her biri yoksullara yiyecek sağladı günde iki kez olmak üzere 7 binden fazla kişiye yiyecek ulaştırıldığı tahmin ediliyor. Bombay Başepiskoposluğu Sosyal Hareket Merkezi, ortak kuruluşların ağ aracılığıyla 32 bin ABD dolarından fazla bağış topladı ve ihtiyaç malzemeleri dağıttı. Yardımlardan yararlananlar arasında yaşlılar, yoksullar, hastalar, göçmenler, kimsesiz çocuklar ve polis memurları bulunuyor. Okullarsa yardımları organize edebilmek için tesislerini kullanılabilir hale getirdi. Bazı bölgelerde devam eden kısıtlamalar nedeniyle milyonlarca göçmen çalışan, iş, gıda ve barınak imkanları olmadan ülkenin farklı bölgelerinde yaşam mücadelesi veriyor.